Burasında milyonlarca insan ödüyor. Levent, belki birkaç açıdan bakmak lazım bugünkü rakamlara. Birincisi, 2018'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten beri, Türkiye'nin veri üretim merkezi olan TÜİK'te dört başkan değişti. Dört tane başkan değişti. Ve son olarak da bundan bir ay evvel bu enflasyonla ilgili verileri, özellikle başında olan uzman, TÜİK emrisi, başkan emrisi görevden tırnak içinde ayrılmak istediğini söyledi ve ayrıldı. Şimdi bugün itibariyle TÜİ'nin açıkladığı rakamlara güvenen kimse yok. Çünkü yaşıyorsun. Fakat bugün bir adım daha attılar Levent. TÜİK bu rakamları açıklarken baz aldığı fiyatları 409 tane madde vardı. Onları da açıklıyordu. 409 tane maddeyi artık açıklamayacak bir karartma uyguluyorlar. Çünkü o rakamlar üzerinden herkes işte ekonomistler, saygın araştırmacılar bakarak tahminli bir şey söylüyordu. Karartma uygulamaya başladı TÜİK. Fiilen bir karartma uygulamaya başladı. Bu çok bu çok dehşet bir şey. Neye benzetiyorum? Başka bir programda gene söylemiştim. Levent 2011 yılında Yunanistan'ın kendi borçluk ve diğer e, ekonomiyle ilgili verilerini Avrupa Birliği'nden saklayarak Yanlış rakamları bildirdiğini hem Avrupa Birliği'ne çünkü AB'nin büyüsü hem de dünyayı ortaya çıktı ve bu skanda hem Yunanistan'ın o hepimizin üzülerek izlediği batışını derinleştirdi hem de bir saygınlığı bir e, Avrupa'da sözü kalmadı. Hatırla öyle bir borçlandı ki Papandreou'nun Merkel karşısındaki ellerini kavuşturduğu fotoğraf ortaya çıktı. Türkiye eğer bu rakamları, kimsenin güvenmediği bu rakamları, kararttığı bu rakamları, halının altına süpürünü zannediyorsa bu böyle olmayacak. Bak Enak diye bir kuruluş çıktı, %160'ı ortaya koyuyor. Hiç kim, hepimiz hissediyoruz. Gıdada, kirada, şurada, burada. Başka bir şey söyleyeyim. Başlarken de söyledim. Bunun sonucu var. Ey bu rakamı, ey bu doğru olmayan rakamı bize yandırmaya çalışan iktidar ve onun aparatı bu bu rakam açıklayan bürokratlar. Temmuz ayında 13 milyon 13 milyon emekli artı 3 milyon memurun zamları bu 6 aylık birikimli enflasyona göre verilecek. Siz bir taraftan bu enflasyonu, yıllık enflasyonu aşağıda gösteriyorsunuz. Bir tarafta bu insanların hakkını yiyorsunuz. Nasıl yaparsınız ya? Bunu, bunu nasıl yapılabilir? Bu başka bir sonuç. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Ama tabii insanlar şunu tartışıyorlar. Hafta başı biliyorsun büyüme oranları açıklandı. Ne diyorlar? Biz Türkiye'de işte yüzde yedi büyüdük falan filan. Herkes bir kendi bakıyor etrafa. Ya kim büyüdü? Aslında orada bir taraftan bizim hissettiğimiz, gördüğümüz, etrafa baktınca anladığımız sermayenin büyümesi var. Özellikle AKP sermayesinin. Ve TÜİK rakamlarına göre bile Levent, emek kesiminin, çalışanların, senin, benim Son 2,5-3 iki, iki, senede özel Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtiğinden beri nasıl aşağı doğru kaybettiğimiz yani bütün gelirden aldığımız payın nasıl edildiğini gösteren rakamlar da var. %35'lerden 30'lara inmiş bir büyüme rakamı var. Şimdi eğer iktidar şunu düşünüyorsa, arkadaş bak ne yedik bir halka büyüdük dedik, bizim parti bizim partiler çok seviniyorlardır, hayır sevinmiyorlar, sevinemezler. Çünkü ciğerlerine kadar hissediyorlar bu olanı ve şunu soruyorlar kim büyüdü? Bugün Cumhurbaşkanılaşımdan bir tanesi Kızılcahamam kampına giderken biliyorsun bir fotoğraf paylaştı. Öyle bir tepki geldi ki sen kendi makam arabana böyle gerim gerim gerilerek oturmuşsun Cuma namazından sonra şeye gidiyormuş efendim Kızılcahamam toplantısına gidiyormuş. Hiç mi utanmıyorsunuz ya insanların gözüne zenginliklerinizi, paranızı, pulunuzu, son model arabalarınızı insanların gözüne sokarken hiç mi utanmıyorsunuz? Böyle bir ülkede bu poz ama şu var bütün hepsi böyle yaşıyorlar. AKP elitleri, AKP'nin o küçük çevresi ve yüzleri kızarmıyor sonra bize din dersi veriyorlar. Bu bugün TÜİK vasıtasıyla yaptığınız yargıda diğer yerlerde yaptığınız bu haksızlıklar sizin bize bırakın din dersi vermeyi, sizin dinle ilişkinizin ne olduğunu da gösteren en önemli konulardan bir tanesi bunlar unutulmayacak. Siz yolsuzluğa, siz yoksulluğa, siz bütün bunlara sessiz kalan yokmuş gibi davranırken hep söylüyorum aynı bakan. En basit örneği o bakan öyle bir kendi bakanlığına, kocasının şirketinden, kendi aile şirketinden pahalı mal sattınız siz ya yolsuzluk yaptınız çıtınız çıkmıyor. Bütün bunlara baktığın zaman Levent, ya 73,5 ne var enflasyon dederek aslında insanların kendi partilileri dahil, Türkiye'de vicdan olan herkesin sinir uçlarıyla oynuyorlar. Bütün bu sakladıkları verilerin er ya da geç, Türkiye'ye bedel olarak geri döneceğini de çok kısa bir süre sonra, ne yazık ki üzülerek kah olarak, burası benim memleketim, hepimizin memleketi, kahrolarak olarak görüyorum. Ben de birkaç şey daha söyleyeyim, diğer konuya geçelim istersen. Gerçekten vurgu yapmıştım ama biraz daha açayım orayı. Ee, yolsuzluk dediğin için söylüyorum Murat. Şimdi yolsuzluk da hani ayırmak anlamında söylemiyorum. Bir bakanın yolsuzluk yapması kişisel olarak söylüyorum. Ee, bir tarafa. Bugün o verileri karartmak demek korkunç yolsuzluğun en büyüğüdür. Yani aynı anda 15-20 milyon insanın cebindeki emeği ekmeğini çalmaktır o verileri karartmak. Normalde verileri yayınladığında enflasyon gerçek enflasyon rakamını biz göreceğiz. Yüzde 150 midir nedir diyelim. Gerçek devletin verdiği yayınladığı enflasyon rakamları gerçek rakamları gördüğümüzde memur ve emekli ve işçi o enflasyon oranları üzerinden maaşını alacak. Sırf emekliye, memura, işçiye hak ettiği parayı vermemek için karartmaya gidiyor. Gerçek enflasyon rakamını açıklamıyor. 20 milyon insanın tüyü bitmemiş çocuğun çocuğunu ayakkabı alamayan evine ekmek götürmekte zorlanan her birinin evin, evindeki o bir lokmayı çalmaktır. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kendini dindar olarak tanımlayan bir iktidara nasip oldu. Yani Müslümanlık terbiyesi aldığını söyleyen, Sözüm ona Müslümanlığı birinci amaç, birinci dert, birinci öncelik olarak gördüğünü iddia eden bir iktidar enflasyon rakamlarıyla oynayarak milyonlarca insanın cebinden ekmeği çalıyor. Bu kadar açık bir hırsızlık yapıyorlar, bu kadar açık bir yolsuzluk yapıyorlar. Allah'tan da korkmuyorlar, insanlardan da utanmıyorlar. Kendi vicdanları da sızlamıyor, zerre kadar sızlamıyor. Yani bu sadece kendilerini ekonomiyi iyi göstermek, enflasyonu düşük göstermek, rakamları oynamak meselesi değil ki. Oynadıkları her rakam tekrar söylüyorum altın çizerek milyonlarca insanın sofrasındaki o bir lokma ekmeği çalmak demektir ki bu ne yazık ki bu ülkenin İslamcılarının yapabildiği bir şey oldu. Ee, herhalde dine inanmayan insan da olsaydı bu kadarını yapmazdı diye tahmin ediyorum. Son bir şey de bunu diğer konuya hemen geçeceğim Levent. Mahfi Eğilmez'in Blogunda çok güzel ekonomi yazıları çıkıyor. Almanya bizi kıskanıyor falan filan diye şeyler var ya. Mahve eğilmez doğru bilinen yanlışlar diye böyle şeyler yapıyor. Levent, Almanya'da yıllık enflasyon %8. Türkiye'de %73. Hem de devletin rakamlarına göre. Almanya'da kişi başına gelir 51.500 dolar. Türkiye'de 8.000 dolar. Ve ya biz işte Almanya kıskanıyor onlar da kötüler falan filan diye. Hani en, en, günah şey ya da en küçük adam tersi yalan mı? Enflasyonları yüzde yedi. Bugün gelirken okudum. Çalışma saati ücretine yüzde yirmi iki zam yapmışlar. Yüzde on beşlik artışta on euroya çıktı. Evet. Yüzde on art. Daha yeni yaptılar. Niye? Çünkü 7.8'lik enflasyonun üzerinde insanları erdirmeyeyim diye. Bu arada saatlik 12 iki euro düşünebiliyor musun? 220 liraya falan geliyor. İnsanların aldığı eski rütlere falan da bak. Yani bu yalan denen yalanı öyle bir fazlalaştırarak kullanıyorlar ki. yalan demişken, doğru olmayan veri demişken, Cumhurbaşkanı biliyorsun AKP grup toplantısında 468 hafta evvel bu cuma açıklıyoruz dediği, hani camide iç, iç, içtiler hikayesi var ya, hala orada biliyor musun? Doğru olmadığını bile bile o o cümleyi çoğaltmaya devam ediyor. Bu, bu zaten başka. Ama başka bir şey daha yaptı. Oradaki insanlara çürük ve benim söylemekten utandığım bir, bir cumhurbaşkanının, bir siyasetçinin her şeyi boş ver. Bir insanın söyleyebileceği, kendi yönettiği, yönetmeyi boş ver. Ortak havayı aldığı insanlara sürtük diye bir kelime kullandı Levent. Bu kabul edilemez bir şey ama önce senden başlayalım sonra ben devam edeyim ne söyleyelim ki hem mahkemelik olmayalım hem de Rütük'ten ceza yemeyelim bu Cumhurbaşkanının bu sözüne. ama biz yine de Cumhurbaşkanının seviyesine inmeyelim. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diyeyim. Erdoğan bıkmadan, usanmadan milyonların gözün içine bakarak yalan söylüyor. Erdoğan söyleyebilir, buna itiraz etmiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın bu kadar açık seçik yalan söylüyor olması utanç verici bir durum. Kabataş yalanı diye bir yalan uydurdular. Sen de söylediğin gibi bundan 10 9 yıl önce neredeyse. 2013 Mayıs. 2013'ün Mayıs'ı. Tam 9 yıl önce. 9 yıldır bir yalan bu kadar sürdürülemez. Ee, sen dediğin gibi birkaç hafta sonra video yayınlıyoruz, görseller yayınlıyoruz diye diye sürdürdüler. Velev ki görsel olsa bile. Bak. Yok. Yalan ayrı. Velev ki oldu. Velev ki insanlar anayasal hakkını kullanmak için sokağa çıktılar ve senin polis şiddetinden camiye sığındılar, ayakkabılarıyla girdiler. Orada taşkınlık